Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'a göre katil ve onun cezası. İslam'a göre Allah Teala Celle Şanühü şirk koşmadan sonra en büyük günah, günah-ı kebair adam öldürmek, katil olmaktır. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Nisa ayet 93'te Estaiz billah Bismillahirrahmanirrahim ve men yaktül müminen müteammiden ve men bir kimse yaktül öldürürse kimi müminen bir mümini Müslümanı öldürürse. Burada müminen kelimesi geliyor. Tabii harpte, savaş halinde düşman öldürülür, öldürülmesi sevaptır da. Vatanına saldıran düşman. Bunun ancak öldürmek ile geri püskürtmesi gerekiyorsa burada öldürülmesi lazımdır. Bu kişi tabi katil olmadığı gibi Allah yanında gazi olmuş oluyor. Yine burada Mevlam buyuruyor, müteammiden bir kimse bir mümin kardeşini, bir Müslümanı eğer teammüden öldürürse, teammüden kasten anlamına geliyor. Yani tasarlayarak, isteyerek, ya önceden bunu tasarlayarak ya da o anda öfkeye gelerek, gazaba gelerek, kızarak öldürmek amacı ile o kişiyi öldürmeye teşebbüste bulunsa, öldürürse işte bu kişiye o zaman İslam'da katil deniyor. Cani o da bu anlama gelebiliyor. Arada bir fark var. Cani kelimesi cinayet kökeninden gelir. Cinayet bir insanı öldürmeye ya da yaralamaya cinayet denir. Bir kimseyi yani insanı öldüren ya da yaralayan kişiye cani denir. Katil ise doğrudan doğruya direkt bir kimseyi taammüden öldürene katil denir. Katil isim faildir. Ölen kişiye de maktul denilir. Bir kimseyi, demek ki bir mümini, bir kimse eğer taammüden yani kasten isteyerek öldürmek amacıyla öldürürse bu nasıl bilinir bu kimsenin bu iş yaptığı? Eğer bir kimse öldürücü bir aletle ya da kesici bir aletle bir kimseyi saldırırsa o kişi ölürse. Mesela bıçak, işte hançeri, kaması, tabi eskiden kılıç, ok bunlar. Günümüzde ateşli silahlar, tabancalarla. Bir de demir aletiyle. Mesela bir kimse kesirin sapıyla vursa başka. Ama kesirin demir kısmıyla, yine baltanın demir kısmıyla, ister kesici yanıyla olsun, ister arkasıyla olsun, bir kimse demirle de bir kimseye vurursa, o kişi ölürse, buna İslam hukukunda taammüden adam öldürme denir. Bir de taammüden değil de buna benzeyen şibil am deniyor. O ayrı konu giriyor. Ondan sonra inşallah o konu değineceğim. Şimdi bu kimsenin, bir katilin, Allah korusun Müslümanları bu durumdan inşallah, hem tabii
dünya cezası var, hem ahiret cezası var. Bazı ilahi kanunlar, ilahi kurallar insanların fıtratında vardır. Bunun için eski çağlardan beri her dönemde ve günümüzde de dünyanın büyük bir kısmında, devletlerin çoğunda katil idam edilir, öldürülür. Bugün Amerika'da da vardır, Çin'de de var, Rusya'da da var. Demek ki İslam olsun, olmasın. Bir taammüden, yani kasten adam öldüren bir katilin öldürülmesi bu insanlığın fıtratında vardır. Yaratışına vardır. Bu ilahi kanun, yalnız tabii günümüzde bu bir Avrupa'da uygulanmıyor. Önce inşallah bakalım bir kimse bu kişinin Allah katındaki uhrevi cezasına bakalım. Yine ayet-i kerime baştan alayım inşallah anlaşılması için. Bu konuya değinmemin tabii bir hikmeti var, sebebi var. Ahir zaman deniyor. Yani kıyamet yaklaştıkça yeryüzünde hercümmerç olacak. Yani kargaşa olacak. Terör olacak. Çok öldürme olayı olacak. İnsanları bunalıma girecekler. İnsanlar nefisten ruhtan oluşuyorlar. Ruhunu unutan, ruhuna gıda vermeyen kişiler nefise kalıyorlar. Nefsin istekleri ise doyumsuzdur, sınırsızdır ve sonunda tatminsizlik bunalım girer. Mesela biri gazap, öfkedir nefsin sıfatı. Bir kimse aşırı öfkeye, gazaba girdi mi, bu kişi bu öfke, gazabını tatmin edemez. Bağırma, çağırma, artık vurma, kırma, dövme, her şeyi yapar. Ta ki kişi Allah korusun, adam öldürmeye kadar götürebilir. Böylece. Nefsin sıfatıdır bu. İşte Kabil de Habil'e karışını öyle öldürmüştü. Haset kıskançtan dolayı. Nefsin bir sıfatı da şehvettir. Bu tabi bir yeme içme şehveti. Bir de cinsel şehvet vardır. Bu cinsel şehvet de Allah'ın koyduğu meşruiyet sınırın dışına çıktı mı cinsel denge bozulur. Cinsel alarm başlar. Cinsel bunalım başlar. Tabi toplumda aileler yıkılır. Çocuklar yetim kalırlar. Aile düzeni bozulur. Bu arada meşruiyetin dışında doğan çocuklar, gayrimeşruiyetler dünyaya gelir. Ve tabi bunda bir sınır olmaz. Yani bir kimse cinsel olarak Allah'ın koyduğu meşruiyet sınırını aştı mı artık bu haramlara gider, fuhuşa gider, oraya gider, buraya gider ama tatminsizlik olur, cinsel sapıklık olur, insan bunalım olur. Neden oluyor bunlar? İşte bir kimse ruhsal yönünü ihmal edip de yalnız nefs istiklerine dönüşünce böyle olur. İhtiras da bunun gibidir. Hırs da bunun gibidir. Böyle. Kişi zavallı, yorgun, argın ahirete gider. Böylece. Ne yazık ki ahir zaman denilen kıyamet yaklaştığı dönemlerde tabi doğal dengeler de bozulacak, mevsimler karışacak, sinirsel hastalıklar, evhem hastalığı çoğalacak, sinirsel gerilim, stres olacak, ve aile yuvasında geçim huzur olmayınca
Çocuk dışarıda kalacaklar. Gençlik buramda kalacak. Ve dolayısıyla tabi öldürme olayı da, yani hercimeş olayı da çoğalacak. Öldüren kişi zavallı, ahireti unuttuğu için ona göre kolay geliyor. Şimdi inşallah bakalım önce katilin nedir cezası? Önce ahiret aleminde. Allah-u Teala buyuruyor ayet-i kerime, baştan geliyorum. Nisa ayet 93'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yaktül müminen müteammiden. Bir kimse bir mümin kardeşini, bir Müslümanı öldürmeyi tasarlayarak, kastederek, öldürmek amacıyla saldırır, öldürürse. Fecezauhu. Nedir bunun cezası? Allah katında cehennemi, cehennemdir. Yani bunun cezası, bunun günahı, yüklendiği cezası, günahı artık ölçüye sığmıyor. Mizana sığmıyor. Mevla buyuruyor. Fecezahu cehennemi. Bunun cezası ancak artık cehennemdir. Hem de haliden fiha. Orada halid ebedi anlamına geliyor. Ebedi kalıcı olduğu halde. Tabi buradaki kelimede tevilat var. Mücmeldir bu ilim usulüne göre buradaki kelime. Müfessirler bunu tabi şöyle buyuruyorlar. Bir kimse bir mümini öldürür de, kastını öldürür de, öldürüne pişman da olmazsa, hak etti öldürdüm derse, ya da öldürme konu helaldir derse, tabi dinden de çıkıyor, Allah korusun kafir de oluyor, iman da gidiyor. Bu kişi ne olacak Allah korusun? Ahiret aleminde direkt doğrudan doğru cehenneme gidecek, orada ebedi kalacak. Ve gadiballahu aleyhi, Allah'ın onun üzerine gazabı da oluyor. Allah'ın gazabında kalıyor. Yani Allah'ın gazabı o kimse üzerine de hiç rahmet olmayacak. Acıma olmayacak. O kula şefaat olmayacak, yani Allah korusun. O kişi Allah'ın gazabında kalacak. Ve le'anehu, Allah'ın lanetinde kalacak. Yani Allah'ın laneti onun üzerindedir. Ve e'adde lehu azaben azima. Allah o kimseye hazırlamıştır cehennemde. Neyi? Azaben, öyle azap ki azima. Allah katında, Allah katında çok büyük o kimseye azap hazırlanmıştır. Demek ki Allah korusun bütün mümin kardeşlerimizi, bir kimseye, bir kişiye işte öfkeye kapılır da, bir dünya çıkarı içinde, şunun içinde, bunun içinde bir mümin kardeşi öldürürse, o kimsenin Allah ahireti gidiyor. Tabi tevbe nasip olur mu, olmaz mı? Ayrı konu o. Şimdi gelelim inşallah bir de biz bunlara, katilin İslam hukukuna göre, Allah'a göre, Kore Kerim'e göre bunun nedir cezası? Buna bakalım. Allah Teala bize yine bildiriyor bunu da Bakara ayet 178'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Mevla buyuruyor. Ey müminler, Allah buyuruyor. Ey iman edenler, Allah bir diyenler, ahiret hak diyenler, iman edenler, kütübe aleykümün kısası fil katla, kütübe yazıldı. Bu fırıldı anlamında farz kılındı. Fakat kütübe ile fırız arasında fark var.
yani furul ve bazı farzlar başka ayet-i kerime ile mensuh olabiliyorlar. Ama nerede kütübe gelmişse artık o kesin yazılmıştır. Kesin Allah katında hüküme bağlanmıştır. Bu ayet-i kerime kesin olarak değişmez. Ey müminler! Buradaki baştaki ya da uyarı, tembih edatı deniyor buna. Mevla buyuruyor, ey müminler uyanın, kendinize geliniz. Arkadan Allah emri geliyor. Kütübe aleykümün kısası fil katla. Bu öldürme olayında üzerinize kısas yazıldı, farz kılındı Mevla buyuruyor. Demek ki bir kimse İslami açıdan öldürülmemesi gereken masum bir kişiyi, bir mümini, hatta Hanefi mezhebine göre bu eli kitapta olsa bile harbi olmayan, yani cizye verip oturan olsa bile öldürülmez. Demek ki bir katil ne gerekiyor Allah katında? Allah'ın ceza, dünya cezası kısastır. Nedir kısas muhterem cemaatimiz? Kısas bir şeyi aynen misliyle yapmak demektir. Aynen bir şeyi misliyle, yani dengiyle aynen tıpatıp uygulamak demektir. Tabii günümüzdeki Avrupa denen bugünkü Hristiyan devletler, bunlar işlerine geldi mi çok insancıl kesiliyorlar. İnsan hakları gibi yuvarlak sözlerle çok merhametli görünmeye çalışıyorlar işlerine geldiği zaman. Bunlar ne yapıyorlar? Bunların bu merhametleri, acımaları, insancıl davranışları yalnız suçluya karşı ama. Yani idam kalksın diyorlar. İdama karşılar bunlar. Neden? Efendim katil bu, olsun gene öldürülmesin diyorlar. Tamam, idam bazı yerde tabii gereksiz idam. Mesela siyasi idamlar var. Rahmetli Menderes gibi mesela. Tabi zaman geldi, devlet de bundan pişman oldu. Devlet öyle yeri değiştirildi. Tabi bunlarda haksızlık oluyor bunlarda. Fakat burada Allah'ın bize buyurduğu katil meselesi. Yani bir kimse bir masum Müslüman insanı haksız yere kalkar da öldürürse, yani nefsi müdafaa da olmamak koşuluyla öldürürse, bu tabi ne oluyor? Kişi katil oluyor. Katil oluyor. Ve bu katilin cezası Allah katında İslam hukukuna göre nedir? Ve az evvel bahsettiğim gibi insanın fıtratında bile nedir katilin cezası? Kısas. Kısas aynen ne yapmışsa aynısı eşit olarak onu uygulanmasıdır. Bu da nedir? Tabi kısasen katilin de öldürülmesi Allah'ın emridir, farzdır bu. Ama kime farz? Mesela bir kişi katil olmuş, Allah korusun birini öldürmüş. Şimdi kısasen benim öldürülmem farz diye bu kişi kendini öldüremez. Öldüremez. Öldürürse ne olur? İntihar olur. İkinci bir cinayet daha işlemiş olur. Yani bir katil gerek bir kişiyi öldürmüş, gerek birkaç kişiyi öldürmüş. Kalkar da son kurşunu kendi beynine sıkarsa, o zaman intihar da etmiş oluyor. Ayrıca bir cinayet daha işlemiş oluyor. Peki bunu kim yapacak? Velisi mi yapacak bunu ölenin, maktudun? Hayır. Onların affetme hakkıları var böyle. İslam'da, İslam devletinin bulunduğu yerlerde bu Allah'ın emri onlaradır böylece.
Yani bunu ne katili kendi bunu uygulayabilir ne başkaları. Tabi önce iki adil şahidin şehadetiyle katilin adam öldürür kesin olarak bilinir. Yani kadı, hakim denen İslam hukukçuları mahkemede mutlaka iki adil şahit şarttır. Yani Allah'a inanan, namazını kılan, haram işlemeyen, kötülüğü görmeyen kişiler iki tane şahit. Buna tabi ayrı ayrı denilirler. Kadı, hakim bunlara çok karmaşık, şaşırtıcı sorular sorar. Mesela ne ile öldürdü? Biri bıçakla diyor, biri baltayla diyor. Tabi tarzsızlık oldu, olmadı. Yerini sorar. Nerede öldürdü? Ne zaman öldürdü? Neresine vurdu tabi? Bütün bunlar karmaşık olarak böyle bunlara sorulur. İki adil şahidin böyle tam isabetli, ittifaklı şahadetiyle bu kesin olarak bilindi mi öldüren, bunun İslam'a göre demek ki kısasın öldürülmesi. Aynı zamanda insanın fıtratı bu. Şimdi acaba neden böyle? Acaba bu acımasızlık mı bu? Hayır. Allah Teala yine buyuruyor bizlere aynı sure ayet 179'da Sebillah velekin fiksas hayatun ya ul elbab böyle buyuruyor. Velekum sizin için vardır. Kimlere? Ey müminler, ey insanlar sizin için vardır. Fil kısası hayatun. Kısas uygulamasında size hayat hakkı vardır. Ya ul elbab, ey akıl sahipleri. Şimdi kısas neydi? Aynen misliyle cezalandırma. Şimdi katil ne yaptı? Bir mümin kardeşini öldürdü. Yani insanı öldürdü. Öldüren katil de aynen öldürülürse bu nedir? Aynen misliyle eşit oranda bir cezalandırmadır. Çünkü katil bir kişiyi öldürmek ile ne yapıyor? O kişi hayatına son veriyor. Ama katil cezalandırmayı 10 sene yatacak mesela. Çıkacak. Tabi bu eşitsizlik olmuş oldu İslam'a göre. Allah adaletinde. Yine katil ne yaptı? Bir adam öldürdü. Öldürülen kişinin, yani maktulün evli ise çoluk çocuğu yetim kaldı. Eşi dul kaldı. Ebeveyni, annesi babası tabi ağlıyorlar buna, göz işi döküyorlar. Bunun kardeşleri, yakınları bir intikam besliyorlar, işte buna karşı besliyorlar. Deri yanında katil işte yatacak 5-10 sene çıkacak. Bu eşit mi? Hayır. Sonra Mevlam buyuruyor bakınız, kısasta, yani katilin kısası öldürülmesinde sizlere hayat yaşama hakkı vardır Mevlam buyuruyor. Bir kimse öfkeye gelmiş, kızmış ya da gasp böyle niyetiyle, yani kişinin parası almak için, ırzına tecavüz için, her amacı olursa olsun bir kişiyi bir kişi öldürmeye kastetmiş, etmiş. Bu niyetini içinden geçiren kişi eğer kesin olarak bilse ki ben onu öldürürsem kısasen beni de öldürecekler diye, bir katil adayı bunu kesin olarak bilirse ne yapar? Can tatlıdır muhteremler. Can tatlıdır. Bir katil kesin olarak bilse bunu, benim yaptığım suç mutlaka meydana çıkar. Bu gizli kalmaz. Allah bunu meydana çıkarır, gün gelir meydana çıkarır. Beni de onun yerine hemen kısasını öldürürler diye. Bir kimse buna inandı mı kesince can tatlı gelir. Katil adayının canı tatlı. Öldürülen maktulün canı tatlı değil mi?
Onun da canın tabi tatlı ya. Onun yaşam hakkı var tabi ya. Yaşam hakkı var. Yine katil adayı. Adam öldürmeye kastetmiş, kafasına koymuş. Şunu bilse ki ben bunu öldürürsem ben de kıza öldürecekler. O anı tabi aklına gelir. Eşi dul kalacak. Genç evlenecek, başına gidecek. Çoğu çocuğu varsa yetim kalacaklar. Öy babaya kalacaklar. Annesi babası ağlayacak, arkası ağlayacaklar. Tabii bir kişi, bir katil adayı bunları bildi mi ne olur? Eli uzanmaz. Tetiği çekemez. Bıçağı karşı yerine saplayamaz. Öldüremez. Bu defa ne oluyor bakınız? Hem katil adayı kendi canını kurtarıyor, hem öleceği mağdur kurtuluyor. Bakınız. Demek ki kısas olan bir ülkede, yani bir ülkede eğer katil olduğu kesin bilinen kişi idam ediliyorsa, orada öldürüm olayı azalır. Azalır orada. Çünkü katili varmaz. Onun hayatı kıymetlidir kendine göre. Canı tatlıdır. Eşini düşünür, çocuğunu düşünür, ana babasını düşünür, işini düşünür, şunu bunu düşünür. Can tatlı gelir, duraklara böylece. Duraklar öldüremez. İşte hayat burada kurtuldu. Hayat da kurtuldu böylece. Ayrıca eğer bir ülkede katilin öldürüldüğü, idam edildiği tamamen halkça bilindi mi? Ne olur? İçinde katil olma ruhsal bozukluğu olanlarda, kişilerde onlar da bu etki yapar. Psikolojik olarak etki yapar. Bakarlar ki bak falan kişi adamı öldürmüştü. İşte onun kısasen bak öldürüldü. İdam edildi. Edilmişlerden. Tabi bu yayınlandı mı yayın organlarında? Bunu duyanlar ne yaparlar? Ölüm soğuk. Ölüm soğuktur. Ölüm acıdır. Can tatlıdır. İçinde psikolojikman ruhsal olarak bir katil olma yeteneği olanlar, isteği olanlar, bu yeteneği olanlar ne yaparlar? Psikolojik olarak buna da bir geri çekilme olur böylece. Ama katiller mesela idam olmayan yerlerde bir kişi bir kişiyi öldürür, 10 kişiyi öldürebiliyor. Nasıl idam yok diyor böylece. Yatar çıkarım işi olur ileride. İleride diyor. Sonra ayrıca bu kişi her ne kadar müebbeden hapse girse, yani hiç çıkmasa bir ölünceye kadar çıkmasa bile ne oluyor? Peki bunun eşi ne olacak? Hadi ölse tamam eşi serbesttir. Ne yaparız yapar. Eşi şimdi ne yapacak? Kocası hapiste. Kadın, genç kadın kaldı. Evi belki kirada. Çoğu çocuğu var tabii. Ne yapacak bu kadın bu defa? Peki kısa şart mı ama şimdi İslam'a göre? Şimdi buna gelelim inşallah. Hayır değil mi hatırlar? Mevla buyuruyor bizlere yine ayet 170 Bakara suresinde devamında Sebillah Femen ufye lehumil ehihi şeyün. Eğer bu kimseye bir din kardeşi tarafından bir şey bağışlansa İslam hukukuna göre, Allah'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre yani bir kişi birisini öldürdü. Katil yakalandı. Şahitlerin şahitleri kesinleşti. İslam hukukuna göre hakim burada tek kararı vardır. Yani tek hakim yetkisi vardır. Araştırma. Gerçekten bu onu öldürdü mü öldürmedi mi? İşte şahit dinlenir. Araştırılır. Tabi sorgulama yapılır. Hakimin görevi budur. Bu gerçekten katil mi değil midir hukuken? Bu gerçekten katildir.
hakim baş bile yapamaz bunu. Nedir hakimin görevi? Kısasen öldürülmesine karar vermektir hakimin görevi. Hakimine karışamaz. Ancak Mevlam bize şöyle bir şey de veriyor. Femen ufyeli bin ehihi şeyyün. Eğer öldürülen kişinin en yakın velilerinden birisi aynı derecede. Mesela babası var, bekar diyelim. En yakın babasıdır. Babası amcası tabii karışamaz. Karışı karışamaz. Babası yok bekar, kardeşler var mesela. Kardeşleri karışırlar. Evliyse oğulları varsa onlar buna karışırlar. En yakın derecede diyelim ki 5 tane kardeşi var. Babası yok, oğul yok. 5 kardeşi var en yakın derecede. Hepsi bunların eşittir, kardeş olarak eşittir bunlar. 5 kardeşten birisi ben kısarsam vazgeçtim derse kısas idam kalkıyor dışarıda bakınız. Yani 5'i bilen değil. 5 kardeşten biri ya da 3 oğlu var. Çocukları ergenlik çağında, küçük değil. 3 oğlu var. 3 oğlundan birisi olur ya, evet babaları öldürülmüş ama babalarında suç var, bunu bilirler. Öldüren kişi az çok tanırlar da bunlardan biri bile ben kısastan vazgeçtim derse mahkemede, kısastan vazgeçtim derse, ben bunu hakkımı affediyorum derse kısas düşüyor. Aynı derecedeki akrabalarının ittifakı lazım kısası için. Yani Allah Teala Mevlamız Yüce Hazretleri bu kısa hakkını ölenin en yakınlarına vermiş. Neden? Bir atasözümüz vardır. Ateş düşer yakar diye. Tam hakimdir. Ne kadar bir hakim, bir kadı ne kadar adil de olsa ama bir ölmüş, bir öldürülmüş. Tabii hoş gelmiyor sana, soğuk gelir onlara. Bu zaman tabi soğur da ama onun canı olmadığı için onun için yanmaz bence. Demek ki İslam bunu öldürülen maktudun en yakın velisine veriyor. En yakın velisi tek kişi ise onun görüşüne kalmıştır. İki kişi ise iki ittifakına bağlıdır. 3 olsun, 5 olsun. En yakın velileri aynı derecede. Bunların biri ben kısarsam vazgeçtim, hakkımı affet dedi mi kısa düşer. Diğerleri efendim kısas diye tutursalar da olmaz. Çünkü insan hayatı bölünmez. Hayat birdir. Hayat. Can bir tanedir can. Hayat bölünmez, kısa düşer. O zaman ne olacak? Fettiba bil maruh ve dan ileyhi bi ihsan. Fettiba bil marufi, o zaman maruf şekilde İslam'ın tanıdığı hukuk içerisinde bunun yakın velileri bu ölen katilden diyet alabiliyorlar. Ama bu da aşırı olmayacak. Mevlam buyuruyor. Fettiba bil marufi, maruf bir şekilde, yani malum bir şekilde bir diyet. Buna Türkçe'de kan parası deniyor aslında. Bir tazminat yani. Bundan katil alabilirler bunlar. Bu helaldir da. Helaldir da. Vedan ile bir insan katilin denedir üzerine düşen görev bu diyetine tazminatı onlara güzellikle vermektir. Zalike bu nedir? Tahvir abikün ve rahmetin. Zalike bu kısastan vazgeçme, bunu diyete, yani tazminata dönüştürme nedir? Tahfifü min Rabbiküm, Rabbinizden bir hafifletmedir. Ve rahme, Allah'ın bir rahmetidir böylece bu. Demek ki. Olabilir ya, evet bir anda olmuştur olay, işte şu olmuştur, bu olmuştur. Demek ki ölenin en yakınları, aynı derecede olanları, mesela
Oğlu kısas diyor. Karışı efendim diye diyor. Olmaz sayılmaz. Karış sayılmaz oğlu varken. En yakını varken ikindere karışamaz buna. En yakınlarından birisi kısasdan vazgeçti mi kısas düşüyor. Kısas düşüyor. E şimdi günümüzde böyle bir şey olmuyor. Bu defa ne oluyor? İki taraf arasında. Yani hem katilin yakınları, katili kurtarmak için, hem maktulün, ölenin yakınları ne yapıyorlar? Katilin daha çok ceza alsın diye hukuk savaşı başlıyorlar. Ki evini satan, borçlanan, tarlasını satanlar oluyor bu işte oluyor. Nereye gidiyor paralar? Neye uğraşıyor bu şekilde? Hukuk savaşı oluyorlar. Halbuki İslam bunu koymuş bu şekilde bakın. Böyle. İslam bunu koymuş. Ve İslam'a göre, Allah'a göre, Celle Şanlı'yı, Kur'an-ı Kerim'e göre demek ki katilin suçu İslam'da kısastır. Yani öldürülür gibi bunun öldürülmesidir. Hatta İmam-ı Şafii Hazretlerine göre bir katil öldürü kişiyi nasıl öldürülmüşse öyle öldürülüyor. Bu İmam-ı Şafii'ye göre. Mesela bir kişi, katil olan kişiyi işte öldürmüş. Nasıl öldürmüş? Başına taşla vura vura ezesi öldürmüş. İşkenceyle öldürmüş. İşte elini kesmiş, şunu kırmış, şunu bunu yapmış. İşkenceyle öldürmüşse o katil de nasıl öldürmüşse aynı öldürülüyor. Bu İmam-ı Şafii'ye baktı. Buna göre öldürülüyor böyle. Çünkü peygamber zamanında bir Yahudi, bir Müslüman kızcağızın tutmuş, yere yatırmış, başına böyle taşla vura, beynini parçalayıp öldürülmüş. Ona aynı o muamele yapıldı ona. Yalnız sonra hadis-i şerife dayanarak İmam-ı Azam'a göre ise ancak kılıçla öldürülür katil İmam-ı Azam'a göre. Neden kılıçla öldürülüyor? En kolay bu olduğu için. Yani katil gözü bağlanır, şöyle yere eğilir, bir darbede ama ikisi verdiği böyle. Genelde ölenin velilerinin hakkıdır bu öldürmekte. Onlara bu önce teklif edilir. Bir darbede enseden bir kıvıracak. En kolay ölüm budur böylece. Çünkü bilinç merkezleri beyinde. Acı merkezi duyan merkezler beyinde, sinir sistemleri. Beyine bağlı bunlar. Can da kalpten gelir. Yani damarla hayat taşınır. Beyin taşınır. İşte kalpteki hayat ile beyindeki bilinçler, acı merkezleri birbirine itibaren kestiği anda, bir kılıç kestiği anda baş bir yere düşer, beden bir yere düşer. O kişi ölüm acısını fazla fark edemez. Edemez. Tabii katil olduğu için de Allah korusun ama yeri tabii kötüdür kendisinin. Ama en kolay ölüm budur. En zor ölüm ateşte yakmak, sonra boğarak ölmektir. En zor ölüm. Bunlar zordur. Boğarak ölmek bunlar. Demek ki İslam'a göre Allah da bunu böyle koymuştur. Katil kısasın öldürülmesi. İslam hukukunda hakim kadını görüyor budur. Evet, katil olduğu anlaşılır. Şahitlerin şahidi dinlenir. Hukuk açısından bu gereken yapılır. Bu katildir diye kesin hüküm verildi mi cezası da bir peşinden verilir. Kısasen öldürülecek diye verilir. Ve bu kısasta ne vardır? İnsanlar için hayat vardır. Yani içinden adam öldürme hissi olanlar, böyle bir sabık duygusu olanlar böyle. Egoist ruhlu kişiler bunlar. Bunlar üzerinde etkili olur bu. Bir katil idam edildi mi, öldürüldü mü, hele açıkta oldu mu, idam edildi mi, bu ne olur? Psikolojik olarak etki yapar. Gerçekten bu önder bunlara böyle. Bunu önder bunlara böylece.
Yalnız kuttayı tarik deniyor. Yol kesiciler. Mesela bir bugünkü deyimle teröristler. Tuzak kurmuşlar. Efendim, pusu kurmuşlar da pusuya düşürüyorlar. Tabi genelde polisimizi, askeri yavrularımızı mesela düşürüyorlar, bir tuzağa düşürüyorlar. Öldürüyorlar. Bunlara kuttayı tarik deniyor böyle. Yol kesici. Bunların cezası daha değişik bunlar. Bunların öldürülmesi Allah'ın kesin emri. Buna had cezası deniyor. Had. Yani zina gibi, alkol gibi bu had cezasına giriyor. Bunu ölenin velisi de affedemiyor. Bu diyeti dönüşemiyor. Mesela günümüzde bir polis öldürülmüş. Askeri öldürülmüş. Halkını öldürülmüş. Katil yakalandı. Katil yakalandı. Bunun mutlaka idamı, hem bunun asılması İslam'a göre gerekiyor. Öldürülen askerin ana babası, hani tabii karışır, erkek karışır, babası kısastan vazgeçeyim dese bile ona bakılmıyor bu sefer. Bu Allah'ın hakkıdır. Bu yol kesicilik ayrı konuya girmiş oluyor. Bir olay anlatayım inşallah bu konuda, yani kısasla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Faruk Kurtulük'ün zamanında bir olay olmuş. Bunu emniyetten birinden o zaman dinlemiştim. Bir kadıncağız, zannedersem Karadeniz bölgesinden, o günün Cumhurbaşkanı Kurtulük'e mektup yazıyor. Ya dile şeklinde mektup yazıyor. Bu o gün Cumhurbaşkanı Kurtulük'e bu mektubu çoğaltarak bütün valilere ve emniyetine gönderiyor bunu. Kadın şöyle anlatıyor durumunu. Bir gün tarlada karısına beraber çalışırlarken bir de 10 yaşında bir oğlu varmış kadının. Çok etrafta oynuyormuş etrafta. Bunlar iki eş, karı koca, tarlada çalışırlarken 3 kişi bunların üzerine baskın yapıyorlar. Silah çekiyorlar, bıçak çekiyorlar. Kadının kocasını, erkeği bir ağaca bağlıyorlar. El ayına bastırıp bağlıyorlar ağaca. Ondan sonra kadının üstünün başını parçalayıp kadını soyuyorlar çırçıplak. Ve kadını zorlayarak, döverek, ezerek, bıçakla tehdit ederek bu üçü de teker teker kocasının gözü önünde kadına cinsel tecavüzde bulunuyorlar. Üçü de teker teker. Kocasının gözü önünde bunu buluyorlar. Artık kadın da komik yapmışlar haber. Ezerek kadını da öyle yapmışlar. Ondan sonra kalkıyor üçü bunların, bıçaklarını çekiyorlar. Zavallı koca ip ağaçta bağlı, her tarafa bağlı. Başlıyor bıçaklama bunu. Üçü birden. Her tarafından böyle. Bıçak darbeleriyle. Tabii zavallı can çekişirken bile acımıyorlar. Bunu öldürüyorlar. Kadını bırakıyorlar. Onun içindeki oğlu da bunlar karşısında görmüş. Korkudan bir yere silmiş. Bunları gözetiyormuş ama. Babasının böyle canavarca bıçakla öldürüldüğünü, annesinin de çırpa soyulduğunu ve bu tel ordunun çocuk hepsini gözüne görmüş bunları da. Tabi kadın şikayeti üzerine tabi 3 tane katil yakalanmışlar. Yakalanmışlar ama bunlara belli bir ceza verilmiş. Arkaları varmış, işte şu bu olmuş, ne olmuş olmuş da bilemiyorum tabi arasını. 3 katile belli bir ceza verilmiş. 3 katil cezaevine konmuşlar. Konmuşlar ama
birkaç yıl sonra af kanunu çıkmış. Ve bu üç katil o kanunda yaralanarak dışarı çıkmışlar. Peki sonra ne olmuş? Şimdi üç katil bunlar, üçü birlikte hemen her gün kadının bulunduğu sokaktan evin önünden geçiyormuşlar. Yavaş yavaş, konuşa konuşa, gülüşe gülüşe, üst tabakadan yüksek konuşarak geçiyormuşlar. Özellikle kadın evin önüne girip duruyorlarmış arada. Böyle. Konuşma, gülme, bağırışma falan yapıyorlarmış bu şekilde. Tabii kadın bunları görüyor. Çocuk da artık biraz aklarına başlamışlar birkaç yıl sonra çocuğunda. Artık çocuğuna tabii bunlar artık şeyi kalmıyor bunları görünce. Çocuk gördü yapılanları. Gördü. Çocuk annesini anne diye ne olur bana para ver. Ben bir stili alayım da bir ışımdan vurayım diye pusuyata yani böyle diyor. Tabii kadın razı olmuyor. Tek evladı olduğu için. Ve bu kadın bu olayı zaman cumhur farı korudur ki bunu Metiyola bildiriyor. Korudur da bunu bütün vali emniyet müdürlerine bunları çoğaltarak gönderiyor. Bunu emniyet müdürlerine bunu dinlemiştim böylece. Şimdi tabi bu İslam'a göre olsa bu böyle olur mu? Olmazdı tabi. Tabi zamanla bu çocuk belki onları öldürdü bilemiyorum tabi. Ya da işte yakınları şunları bunlar tabi durup öğrenince bunun arkası gelmeme muhtemelen. Yani kan dağı arkası gelmez böyle şey. İntikam hırsı bitmez. Halbuki Mevlam bunu ne yapmış? Katilinle bu suçu bunun kesilmedir. İdamına karar veriliyor İslam'da böyle şey. Veriliyor. İdam önermiş oluyor. Bir de hatayla adam öldürmek de vardır şimdi böyle. Tabi her zaman böyle kasıt olmaz da hatayla olur bazen de. Allah Teala bize bildiriyor bu konuyu da Nisa Suresi ayet 92'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana lil müminin en yahtara müminen illa hata. Böyle bir bakınız. Ve ma kana lil müminin bir mümin yapamaz, olmaz, olamaz mümin için. Ne? En yaktüle müminler. Bir müminin, bir mümin öldürmesi böyle bir şey olamaz, yapamaz. Yani imanı olan bir kişi bunu yapamaz. Nasıl Habil, demişti abisi Kabil'e, sen beni öldürmeye kalkışsan da ben seni öldüremem demişti. Bakınız, bu durumda bile. Mevla buyuruyor. Bir müminin imanı olduğu halde Allah'a inanan bir kişinin diğer bir öldürmesi olamaz. İlla hataen. Ancak belki hatayla olabilir. Yani olmaması gerekir Mevla buyuruyor. İmanın gereği budur. Hatta insanlığın da gerekir gereği budur. Böyle savaş dışında bunun dışında insanın da gereği budur. Kalk sen efendim, zavallı askerci gibi ya, 20 yaşında bir genç, ana babacığı onu bekliyorlar, yavrum 3 ayı 5 ayı kaldı derikten, onun yoluna bakıyorlar, kalk sen onları tak tak vur sen onları efendim ya. Polis memur, ekmek parası için o göreve girmiş, başka iş yapamıyor, ya o mesleği sevmiş, polis olmuş, ne suçu var? Kalksa efendim nöbette karakol beni polis tak tak vur böyle şey. Ondan sonra efendim idam olmayacak efendim. Avrupa böyle istiyor. Avrupa kanı bu şekilde böyle şey. Böyle şey. Allah verir az olmuyor bu şekilde böyle şey. Mevlam buyuruyor. Bir mümin bir mümini öldüremez. İlla hataen ancak hata ile. Şimdi hata ile ölüm de birkaçı ayrılıyor. Birine şibil amd deniyor. Yani sanki teammüden yani kas öldürmeye benzer bir öldürme olayı. Nedir bu? Bir kimse diğer insanı
öldürücü olmayan bir aletle, yani bıçak değil, kılıç değil, süngü değil, silah değil de ve böyle büyük taş maş demir değil de böyle ufak taş atıyor ya da sopayla vuruyor ama. Elinle vuruyor. Ölüyor karşıda ama. Şimdi bunda buna şibil amd, yani amden kasten değil ama ona benziyor. Hata değil. Neden? Çünkü bunda bir vurmada kasti var. Onu dövmek istiyor. Sopayla vuruyor. Elinle vuruyor. Ya da küçük taş atıp kendisine vuruyor. Bir saldırı var. Tecavüz var. Ama elinde öldürücü silah yok. Demir olsa, mesela keser, balta gibi şey kısmıyla olsa, demir kısmıyla olsa, hatta başka madenler bile olsa, bir madenle olsa, büyük taşla olsa, büyük sopayla olsa, ki İmam Şafii'ye göre onlar da kastine giriyor bunlar da. Bunun dışında elinle vuruyor, yumrukla vuruyor, küçük sopayla vuruyor. Ama belki amacı dövmek onu. Dövmek. Tabii dövme hakkı yok gerçi de, ama belki dövmek, öldü. Şimdi bu durumda bu kişi gene katil oluyor Allah katında. Günah-ı kebair deniyor. Büyük korku günaha giriyor. Yalnız bunun dünya cezası kısas olmuyor. Kısas olmuyor. Çünkü bu amacı bilinemiyor. Niyetine bakmaz. Onu dışta bakılmaz. Öldürmedeki fiile bakılıyor. Bıçak saplamıyor, baltayla vurmuyor, büyük taşla vurmuyor, silahla vurmuyor, bir şey yapmıyor. Elinde bir şey vururken öldü karşıdaki. Kalp yetmezliğinden öldü. İşte şundan bundan her neyse öldü. Bunda kısas olmuyor şimdi bunlar. Olmuyor kısas bu şekilde. Ama katil olmuyor. Peki bu ne yapacak şimdi? Cezası nedir? Mevla buyuruyor. Ve men katile müminen hataen. Bir kimse bir mümini hatayla öldürürse. Şimdi bir de hatayla ölüm var şimdi. Bu da nedir? Hatayla ölüm, bu da önce ikiye ayrılıyor. Bir, katilin hatası. Öldüren kişinin katiliniyor buna da. Hatası var. Mesela bir avcı av zannetti. Bir hareket gördü. Av diye oraya ateş etti. Ama orada bir insan var mı? Fark edemedi. Bir de öldürme silahının, merminin yani şaşırması gibi. Başka yere vururken mermi sekti, çarptı, başka yere sıçradı gitti. Başka bir olay oldu. Bu da hataya girmiş oluyor, bu da aynı şekilde. Şimdi bir kimse bir insanı, bir mümini böyle hatayla öldürürse ne olacak? Mevlamız buyuruyor. Fetahir rekabe. Bir rakabe köle azat edecek. Yani köle varsa öyle köle ki mümin etin ve mümin köle azat edecek. Bu nedir? Bu manevi günahına kefaret. Ölen kişinin yakını ayrı. Onun hakkı ayrı. Bir kişi burada yine katil olmuş olabiliyor. İsterse döverken olsun, İsterse hatayla olsun. Tabi bu buradaki şey biraz hükümler değişiyor. Ondan sonra deneyeceğim inşallah. Ne gerekiyor buna? Bir mümin köleyi azat edecek. Eğer köle varsa, kendi kölesi varsa, mümin kölesi varsa, sen Allah için hürsün, azatim diyecek. Bu günahına kefaret olmuş oluyor. Evet, kendi kölesi yok ama köle satılıyor. Köle döneminde ne yapacak? Başkasının kölesini satın alacak, azat edecek. Allah bunu böyle koymuş ki köleliğin böyle tedricen yavaşça kalkması için. Bu nedir? Kendi günahına kefaret Allah katında. Ayrıca vediyetün müsellemetün İla ehlihi. Bir de ölenin yakınlarına diyet verecek. Tazminat verecek. Bu şibil amd denende.
Yani kasten dövüyor. Eline vuruyor, küçük topuyla vuruyor, tekmele vuruyor, yumrukla vuruyor, kasten vuruyor. Niyeti belki yani dövmek o anda. Yani katil aklına geçmemişti kişinin belki de. Ama karşı öldü. Bu da bir hataya girmiyor. Bu neye giriyor bu? Kaste benziyor. Şebil hamd. Ona benziyor, müşabih olmuş oluyor. Bu kişiyi de ne yapacak? Bu öldüren kişi katil hükmüne geldiği gerekenisi. Varsa bir köleyi, mümin köleyi azat edecek. Ayrıca ölenin de yakını velisine diyet verecek, tazminat verecek. Nedir bu da? Bu şibl hamte, yani kaste benzeyen de diyeti mugallazı deniyor. Ağır diyet. Ki 100 deve kadar, işte aşağı yukarı bu. Bunun değerini vermesi gerekiyor. İlla en yassaddeku. Ancak ölenin velileri bunu buna tasadduk ederlerse, işleden birisi ya da ben hakkımı almayacağım derse, diğeri alabilir. Alma onlara haram diye helal oluyor onlara. Ve bu alınan diyet parası da annenin miras taksimi gibi ölene kadar taksim edilir. Nedir miras taksimi? Mesela eşi varsa ölen kişinin eşine 1/8, oğlu kızı varsa 2 kızı 1 sayılır, 2 kıza bir erkeğin hissi verilir. Yani kıza yarım, erkeğe bütün verilir. İslam taksimi, budur miras taksimi. Peki köle yok, mesela günümüzde ne olacak? Böyle hatayla öldürme, gerek avda, yanlışlıkta, evinde, mesela bir karartı gördü, gece yine hırsı geldi, korktu, panik kapıldı, vurdu, gerçekten öldü. Yani hırsı bile olsa bana saldırmamış, asla çekmemiş kendisine, öldürmüşse. Ya da abi Ömer bir köpek diye silah attı, o insanmış o, öldürürse. Ne gerekiyor demek ki burada? Köle azadı ve ölenin tarafına diyet vermesi gerekiyor. Köle yoksa ne olacak? Mevla buyuruyor. Femen lem yecide. Kim ki köle bulamazsa. Köle dönemi var ama fakir, köle alamayacak durumu. Ya da köle yok. Ne yapacak? Fesiyamı şehrine mütüda bi ayni. 2 ay oruç tutacak. Şehrin 2 ay 60 gün tutacak. Mütetabiayni peşi peşine ara kesmeden ama. Nedir bu? Tevbete minallah. Allah'tan bu. O katilin tevbesi ancak böyle af oluyor. Bakınız. Demek ki gerekse böyle şibl hamitte yani döverken ölüme sebep oldu. Veyahut da başka yönden ölüme sebep oldu. Mesela bir de hata şöyle vardır ölüm. Diyelim ki kişi üst katta bir yerde oturuyor. Camdan bir şey temizleyeyim tutayım derken yere düşürdü. Mesela saksı çiçeği ağır bir şey elinde varken yere düşürdü. Yerden biri geçiyor. Baştan vurdu. Ölme sebep oldu. Bu da nedir? Hata ölümdür. Bu da aynı şekilde yine bir köle azadı. Gerekiyor bunda. Köle yoksa oruç tutması gerekiyor. 60 gün peşi peşine. Ara vermeden. Erkekse, hanımsa tabii yalnız belli günlerden tutmaz. Hemen tutması gerekiyor. Eğer tutması bu orucu Allah katında günah af olmuyor. İşte tevbe ya Rabbi affet beni, affet, tevbe et. Bu olmaz. Mutlaka ne yapacak? Oruç tutması şart. 60 gün tutacak. Ancak o zaman bunun tevbi af oluyor. Bir de diyet verecek. Tabi diğer kazalı olan şeylerde diyeti daha azdır. Daha azdır. Hatta günümüzde trafik kazası da bu kazayla, hatayla ölmeye girer. Tabi eğer hata sürücü hatası ise ama öyle birden yola fırlamışsa falan tabi onlar tabi bunun dışına kalıyor bunlar. Eğer sürücü hatasından dolayı da
ölüme sebep olursa bu böyle bir sürücünün de oruç tutması gerekiyor 60 gün. Bir de diyet vermesi gerekiyor. Tam bu diyette de anlaşmaları gerekiyor bunların. Yani mahkemede uğraşacaklarına, parayı saçacaklarına, dışarı saçacaklarına anlasınlar bu şekilde Allah'ın için daha uygunmuşlar emine göre. Bu diyet meselesi de nasıl olacak? Peşin mi olacak? Nasıl olacak? 3 sene taksit edilecek bu muhtemelenler. Hatta eskiden katilin akilisi deniyor. Yani yakınları da buna ortak oluyorlardı. Tam bu günümüzde bunlar olmayacağı için demek ki günümüzde bu diyetin daha hafif olması gerekiyor. Bir de bu 3 yılda eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. İster aydan aya verecek, ister yıldan yıla verecek. Yani peşinde değil bu bence. Peşinde değildir. Yalnız kasten öldürme onda peşin olması gerekiyor. Kasten öldürmede. Yani bir kişi kasten öldürmüş, tam katildir. Eğer velisi bunu affetmişse, anlaşmışsa bir diyette, o zaman bu anlaşma neyse, ona az çok neyse, o zaman katilin bunu peşlemesi gerekiyor. Ama hata ile ölüme sebep olmada demek ki ortaya diyet konmuşsa burada Mevlam buyuruyor illa en yasaddaku ancak ölenin velileri diyetten de vazgeçer de bunu tasadduk ederlerse yani katile bunu sadaka olarak bağışlarlarsa demek ki bu sadakaya giriyor. Bakın işte sevgili kardeşlerim şimdi. Özellikle böyle hata ile olan öldürmede bakmak gerekiyor. Bu gerek trafik kazasında gerek başka bir şekilde. Hatta bu şuna bile giriyor bu. Mesela bir kimse kendi mülkün dışında başka bir yere çukur kazsa. Kendi mülkü ise ona serbesttir. Yani kendi bahçesinde, evin kenarında, tarlasında mülkünü yapabilir kişi bunu böyle. Bir kimse kendi mülkünün dışında bir yere, genel yola başka bir yere bir kuyu atsa, çukur atsa, bir şey yapsa, inşaat şu, bunun için neyse bir şey yaparsa, tabi orada da koruyucu önlem almadı, açık bırakırsa, oraya biri düşüp ölürse, yine bu da neye giriyor? Hatayla ölüme. Sebe olmaya giriyor. Yalnız bunda kilo azadı yok bunda. Oruç bunda kefareti yok. Yani bunda diyet gerekiyor yani bunda gene. Ölenin yakınında burada gene diyet gerekiyor. İşte bu gibi diyetlerde tabii daha merhametli olmak gerekiyor. Her ne kadar bir kişi hatayla bu ölüme sebep olmuşsa bile tabii istemeden olduğu için ölenin yakınları ondan para alıp da o parayı hayra vereceğim diyor bazıları. Bunu yapmaktansa eğer bu ölüme sebep olan hata ölüme sebep olan kişi fakir durumu şeyse ona bunu bağışlamaları Allah'ın daha da sevabında. Ve sonuç olarak bu konuda Allah'a tabi dua edelim. Hep sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün mümin kardeşlerimizi inşallah böyle bir su işlemekte Mevlamızı korusun inşallah Teala. Özellikle yani katil olma duygusu böyle bir hisleri Mevlam Müslümanların kalbine vermesin inşallah. Yani şeytan bu bir tahrikidir. İnsanı öldürme, katil olma. Aynı zamanda bu tabii günümüzde de çok gerçekten bunalım mı? Yani gençlik başıboş kalıyor gençlik. Gençlik bir doyumsuzluk var gençlikte. Tatminsizlik var gençlikte. Bunalım var gençlikte. Manevi gıda alamıyor gençliğimiz. Gençlik manevi gıda alamıyorlar. İslam'dan korkanlar var böyle. İslam'dan ürperenler var. Haşa yani
Hristiyanlık harralı çalışıyor. Misyonerler serbest. Gizli kiliseler serbest. İncil'ler okunuyor gizli toplantılarda. Yani İncil kursları harralı çalışıyorlar. Hristiyanlaştırma. İçten, dıştan, yandan, enden, dolaylı, dolaysız. Hep yapılıyor bunlar. Merak ettim. Çok Kur'an kursları basıldı. Neymiş gereçe? İzinsiz Kur'an kursu. İzin alamıyor. Efendim çocuk şu yaşta okuma başlayacak. Bir sınır koyuyorsun. Benim evladım ya. Bana Mevla'nın ne buyuruyor? Evladını ateşten koru Mevla'nın buyuruyor. Evladına namazı emret Mevla'nın buyuruyor. Mevla buyuruyor bunu. Nasıl namazını oraya kıldıracağım? Namaz kılması öğrenmesi gerekiyor. Kul okuması öğrenmesi gerekiyor. 7 yaşından başlaması gerekiyor da buna. Başlaması gerekiyor. Yani evladıma sahip olamamak derler. Yani öyle bir gerçekten acı bir durumdayız. Bir ana baba, bir ebeveyn yavrusuna sahip olamıyor. Benim evladım diyemiyor. Diyemiyor. İslam'dan korkanlar böyle. İslam isminden korkanlar böyle. Sonra peki ne olacak bu duruma? Kime yazık oluyor? Gençlik gidiyor işte. Yani gidin bir, tabii beni dahi bilirsiniz de, şöyle bir lise, mesela okulun önünde işte bir durum bakalım, çıkışta girişte bakınız. Nasıl görüntüler var böyle? Ürperci görüntüler var. Nedir bu sistem bu şekilde böyle ya? Ruhsuz bir eğitim, manevisiz bir eğitim, inansız bir eğitim. Nereye acaba bu işte bu şekilde? Tabii sonunda cinsel sapılık, cinsel bunalım, ahlaki çöküntü, aile yuvasının çöküntüsü vatanın temel taşı aile yuvalarıdır. Yani tarihe dönüp baktığımızda o koca devlette imparatorlar birdenbire çatırdayı çökmüşler. Nedir çöküş nedenleri? Önce ahlaki çöküntü muhteremdir. Ahlak gittiği yerde devlete kalamıyor muhteremdir. Devlete kalamıyor. İşte inşallah Rabbim yetkililere Mevlam bu yönde Rabbim onlara inşallah sağduyu nasip etsin. Rabbim onlara vicdanını versin Rabbim onlara. Allah'ın hidayet etsin onlara Rabbim onlara inşallah da. İnşallah İslam uzanan eller uzanmasın inşallah. İyi niyet uzansın inşallah. Lillahi Teala Fatiha.